Sayın Erdoğan muhtarlar toplantısında bir konuşma yapıyor. Aslında bu zatın asıl karın ağrısını ortaya dökerim ama ben bu konuları konuşmaktan hicap duyuyorum. Konuşurken hep dikkatli bir üslup kullanmaya özen gösteriyorum. Şimdi size söyleyeceğim sözlüklerin hiçbirisi, kelimelerin hiçbirisi bana ait değil. Ananı da al git, artistlik yapma lan diyen ben değilim, o. Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü? Boyunlarındaki tasmalardan kurtardık diyor gazetecilere. Gavur İzmir, kitap taşıyan merkepler. Söyleyen ben değilim, söyleyen o. Edepsizlik, alçaklık, adilik. Söyleyen ben değilim, söyleyen o. Şimdi bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Cumhurun başkanı olan kişi böyle konuşursa ne olacak bu memleketin hali? Bunları söylüyor ama diyor ki benim terbiyem müsaade etmediği için diyor ben ona cevap vermiyorum diyor. Bütün bunları söyle, terbiyem müsaade etmediği için diyor. Ya terbiyem müsaade etseydi ne olacaktı bu memleketin hali? Diyor ki Kılıçdaroğlu benim rakibim değildir. Allah korusun. Allah korusun. Ben senin rakibin olamam. Ya ben kul hakkı yemem, nasıl sen kul hakkı yeme de senin rakibin olacağım? Ben yolsuzluk, rüşvet yapmam, yemem. Senin rakibin olamam. Kimse o konularda senin eline su bile dökemez. Ben onu gayet iyi bilirim. Ey diktatör bozuntusu. Benim karnım ağrımıyor. Benim yüreğim ağrıyor, yüreğim. Yüreğim ağrıyor. Bakın, ülkemin bir bölgesi Iraklaştı, Suriyeleşti. Yerle bir oldu. Yüz binlerce insan evini barkını terk etti. On binlerce çocuğumuz okula gidemedi. Memleketin gencecik çocukları, fidan gibi çocukları şehit oluyor her gün. Benim yüreğim ağrıyor, yüreğim. Ne karın ağrısı? Sınırlarımız kevgire döndü. Tüm komşularımızla ilişkilerimiz bozuldu. Yeryüzünde itibarımız yerle bir edildi. Benim karnım değil, benim yüreğim ağrıyor. Yolsuzluk, yasaklar, yoksullukla pençeleşen 17 milyon kişiyi görünce benim yüreğim ağlıyor. Ben bu diktatör bozuntusunun yüreğinin olmadığını gayet iyi biliyorum. Bir insanın yüreği işkembesine inmişse ondan bu memlekete fayda gelmez arkadaşlar. Fayda gelmez. O nedenle ben bunun karın ağrısını gayet iyi bilirim. 17-25 Aralık'ta yediklerinin midesinde sorun yarattığını gayet net biliyorum ben. Gayet net biliyorum ben. Sen benim rakibim olamazsın diyor. E doğru. Yani doğru söze ne diyelim ben de. Ben senin rakibin olamam. Çünkü sende işkembe, bende de yürek var arkadaşlar. Bu kadar basit.